Uzay, sınırsız, uçsuz bucaksız, araştırılmayı ve incelenmeyi bekleyen bir evren ve incelenmek için onca çaba harcayan insanoğlu. Sizleri insanoğlunun uzayla ilk tanışmasına götürmek istiyorum. Yuri Gagarin 1961 yılında uzaya giden ilk insan olmuştur. Benim için küçük, insanlık için büyük adım diyen Neil Armstrong, Ay'a ilk basan insan olmuştur. Alexei Leonov 5,5 metre yürüyerek uzay yürüyüşü yapan ilk insan olmuştur. Peki uzaya sadece insanlar mı gitmiştir? Soruma tekrar dönecek olursam, uzaya sadece insanlar mı gitmiştir? Tabii ki de hayır. Hatta uzaya insanlardan önce hayvanlar gönderilmiştir. İnsanlığın gitmesi için kobay olarak gönderilen hayvanların çoğu maalesef geri dönememiştir. Çok azı geri dönmeyi başarmıştır. Uzaya tam 10 hayvan türü gitmiştir. Sinekler, maymunlar, şempanzeler, köpekler, gine domuzu, kediler, kaplumbağa, örümcekler, hamam böceği, su ayıları. Şimdi size bir soru. Uzaya ilk hangi hayvan gitmiştir? Maymun mu? Köpek mi? Sinek mi? Kedi mi? Çoğunuzun maymun dediğini duyar gibiyim. Ama sıkı durun. Çok şaşıracaksınız. Uzaya çıkan ilk hayvan türü bir sinektir. 1947 yılında atmosferde 100 kilometreye kadar yükselerek 100 kilometre olarak belirlenen uzay sınırını yakalamıştır. Paraşütle salınıp sağ salim dünyaya geri dönmüştür. Şunu da belirtmek gerekir ki bir canlının gerçek anlamda atmosfer dışına çıkarak uzaya çıkmış sayılması için deniz seviyesinden yaklaşık 100 kilometre yükselmesi gerekir. Albert II isimli bu maymun bir Hint şebeğiydi. 1949 yılında 134 kilometre yukarıya çıkarak hayvan astronotlar kervanına katıldı. Fakat ne yazık ki paraşütle sorun çıkınca maymun iniş sırasında hayatını kaybetti. 1950'li yıllara gelince iki rakip güçlerini artık uzayda yarıştırıyorlardı. Uzaydaki ilkleri ilk önce kim başaracaktı? Amerika mı? Sovyet Rusya mı? Amerika uzaya maymunlarıyla, Sovyet Rusya ise köpekleriyle yarış içerisindeydi. Yarışı ise Sovyet Rusya Amerika'nın hep bir adım önünde götürüyordu. Uzaya ilk hayvanı Sovyet Rusya gönderecekti. O kadar ki 1950'li ve 1960'lı yıllarda Ruslar uzaya en az 57 kez köpek gönderdi. Ancak uzaya fırlatılan köpeklerin sayısı aslında daha az. Çünkü pek çok hayvan birden fazla kez gönderilmişti. 1957 yılında Laika bir uzay aracı ile dünya etrafında yörüngeye gönderilen ilk hayvan oldu. Laika uçuş esnasında öldü. Maalesef Laika'nın bileti tek yönlü kesilmişti. Sovyetler onun yaşamasını beklemiyordu. Çünkü uzay aracını yörüngeden dünyaya getirecek teknoloji henüz geliştirilmemişti. 1960 yılında Sovyetler tarafından gönderilen köpekler Belka ve Strelka dünya etrafında bir yörüngede dolanıp sağ salim yere dönen ilk canlılar oldular. 1966 yılında Sovyetlerin uzaya gönderdiği iki köpek, Veterok ve Ugolyok, 22 gün uzayda kaldıktan sonra sorunsuz bir şekilde yere ulaştılar. Uzayda geçirilen bu süre rekoru insanlar tarafından ancak 1974 yılında kırılabildi. Köpekler arasında ise uzayda en uzun süre kalma rekoru hala bu iki köpeğe ait. Ay'a insanla iniş gerçekleştirebilen 6 Apollo görevinden hiçbiri bile bu kadar uzun sürmemişti. Sovyet Rusya köpekleri uzaya gönderirken Amerika ne yapıyordu? Amerika da maymunları uzaya gönderiyordu. Bir tarafta Sovyet Rusya ve köpekleri, diğer tarafta Amerika ve maymunları. NASA, Able ve Baker adlı iki maymunla uzaya gitmeyi başardı. Böylece Able ve Miss Baker uzaya gidip sağ salim geri dönebilen ilk maymunlar olarak isimlerini tarihe yazdırdı.
Bu iki maymun 579 kilometre yukarıya çıkmışlardı. Şöyle kıyaslama yaparsak, Uluslararası Uzay İstasyonu 400 kilometrede bulunur. Yuri Gagarin'in Nisan ayında yörüngeye fırlatılmasından birkaç ay önce, 1961 kışında NASA, Merkür programı eksikliklerini gidermek için şempanzeleri kullanıyordu. Bu şempanzelerden yaklaşık 20 tanesi New Mexico eyaletinde bulunan Holloman Hava Kuvvetleri üstünde uzay uçuş ekipmanlarının simülasyonlarında kullanıldı. Holloman programı kapsamında eğitilen şempanzelerden 2 tanesi başarıyla yörüngeye yerleştirildi. Bu maymunlardan birisi Hem. Hem isimli şempanzenin Ocak 1961'de yaptığı yolculuk 16 dakika 59 saniye sürdü. Hem'den 10 ay sonra fırlatılan yoldaşı Enos, dünyanın etrafında tam 2 tur atmayı başardı. Hem, yörüngedeki kısa süren yolculuğun ardından kapsülüyle birlikte Atlantik Okyanusu'na düştü. Hem ve Enos'un yolculuklarını başarıyla tamamlamasıyla NASA uzaya insan göndermeye hazır olduğuna karar verdi. Sadece bir yıl sonra da 20 Şubat 1962'de John Glenn dünyanın yörüngesine fırlatılan ilk ABD'li oldu. 1961 yılında Sovyetler uzaya ilk kez kobay, yine domuzu gönderdiler ve onlar da sağ salim geri döndü. 1963 yılında ise ilk kez bir kedi uzaya gönderildi. Felix isimli bu kedi döndükten sonra zamanın en meşhur kedisi oldu. Felix isimli kedi sağ salim yere ulaştı. Fransız hükümeti kendisini Paris sokaklarında dolaşırken yakalayıp Cezayir'deki fırlatma üstüne göndermiş. Uzayın ilk örümcekleri 1973 yılında uzaya gönderilen Arabella ve Anita isimli iki örümcekti. Bu örümceklerden Arabella, yörüngedeki ilk örümcek ağını örerek tarihe geçti. Derin uzayda yolculuk yapan ve ay etrafına tur atan ilk canlılar ise kara kaplumbağalar oldu. Yaklaşık 7 gün süren yolculuklarından sonra ay etrafında dolaşıp dünyaya başarılı şekilde dönen ilk canlılar oldular. Döndüklerinde kaplumbağalar yaşamaktaydı ve uzay seyahatinden pek etkilenmemiş görünmekteydiler. Artık uzay ve maymunların uzaydaki dönemi geride kalmıştı. Ancak yine de NASA ve Avrupa Uzay Ajansı hayvanlardan yararlanmaktan vazgeçmiyor. Örneğin doğuştan radyasyon kalkanına sahip son yılları bu muhteşem canlılar 10 gün boyunca hiçbir dış koruma olmadan açık uzayda hayatta kalmayı başardı. İnanılmaz soyları Tardigrade 2007'de Avrupa Uzay Ajansı'nın Photon M3 görevi ile uzaya çıkmakta kalmadı. 10 gün boyunca hiçbir dış koruma olmadan açık uzayda hayatta kalmayı başararak mucizeler yarattı. Günümüzde de Uluslararası Uzay İstasyonu'na fareler ve karıncalar gönderilmekte. Uzayda belirli bir süre tutulan bu canlıların yer çekimsiz ortamda davranışları incelenmekte. Bu davranışların analizi ile ileride uzayda bir ekosistem kurulması ve canlıları bu ekosisteme adapte etmek hedeflenmektedir. Bu cesur hayvanlar insanlığın uzaya çıkmasında en büyük paya sahipler. Kimilerinin heykelleri varken kimileri başka başarıların gölgesinde kalmış ve unutulmuş. Ama çoğu hayvan da sessizce ölüme terk edilmiş diyerek sizden bir ricam var. Hemen şimdi emeğimin karşılığı olarak abone olabilir misiniz?